Merhaba arkadaşlar, Nur tığ ve Yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet yine size çok güzel yapılışı da çok kolay olan bir model hazırladım modelimi göstereyim Evet modelim bu şekilde bakın arkadaşlar şöyle pelerinli fıstık modeli Şöyle maviden yaptım şunu da pembeden yapacağız İnşallah sizlerle beraber Şöyle bakın Bu çimen bildiğiniz çimen Çok amaçlı kullanılabilir istediğiniz e, Fıstık kirpik Eee benim daha önce yaptığım bu arkadaşlar üçlü bir önceki videoda var o da çok güzel olmuştu onu da kullanabilirsiniz bu şekilde de bir pelerini fıstığı yapmak istedim bu pelerini fıstık yapraklar arasında da güzel oluyor bu şekilde yan yata yaprak üstünde de çok hoş durdu arkadaşlar bakın şöyle birbirine fazla yakında olmadığı için üç tane kirpik olduğu için çok tatlı bir duruşu oldu Modelim bu arkadaşlar. Şöyle modelimi göstereyim. Tekrar bir de tülbentimin üzerine bu şekilde petrol yeşiliyle maviyi de şöyle arkadaş baygın bir pastel bir renk olsun diye yaptım. Farklı renkleri tabii sizler ait tercih edebilirsiniz. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını tarif edelim arkadaşlar. Evet tülbentimizin kenar tırlama işlemlerini hazırlıyoruz. Şöyle arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın tığ battığımızın içerisine sık iğne ile sabitleyip şöyle başlar gibi başladık. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip bakın bu şekilde bir zincirden oluşan bir yuva hazırlıyorum. sık iğne ile. 4 zincir. 4 zinciri bu oluşturmuş olduğum bir zincirli bakın aradan girip şöyle sık iğnenin arasında bu şekilde kirpiği oluşturuyorum. Bir zincir çekince arkadaşlar rahat oluyor. Şöyle bazı arkadaşlarımız zincir çekmeden direkt sık ile geçiş yapıyor. Bu bir zincir şöyle rahat girmesini sağlıyor 4 kir, zincirli kirpiği. 4 zincirimi çekip şöyle bakın bu ara kısımdan girip buraya sabitliyorum tomurcuk oluşturdum bir zincirimi çektim hemen yandaki tığ battımızın içerisine giriyorum ve sabitliyorum 4 zincir ara kısımdan girip sabitledim Evet bu şekilde bakın 3 tane kirpiği oluşturduk Şöyle son olarak yine bir zincirle geçiş yaptık. Bakın. Bu şekilde ara suyu ve çimenimizi oluşturduk. Şu kısmı yaptık. Bakın aradaki kısmı bu şekilde birer zincirli sık iğnelerin üzerine 4 zincirden kirpik yaparak 3 tane oluşturduk. Şimdi yaprağımızı yapacağız. Evet direkt sık iğne ile sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyorum. iki defa tığı daladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 3 seferde alıyorum Ve 2. 2 2 3 seferde trabzanımı aldım. Şöyle bakın iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Trabzanı yaprağım için yuva edinip 2 ve 2 olarak alıyorum. Evet, 2 zincir, 1 trabzan, 2 tane trabzan. Bir defa tığa doladım yine yuvaya girdim. Şöyle 1. Şöyle 2. Iki, şöyle 3. Iki. tırabzan. 2 defa tığa doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. Bakın bir tık yavaş yavaş çapran böyle ovallaşıyor. 2 defa tığa doladım. Hemen yuvaya giriyorum. Şöyle 1. Şöyle 2. 2 ve 2 bakın 5 tane trabzan şöyle emin olmak için bir daha bakalım 2 4 ve 6 taneymiş arkadaşlar bir tane daha yapacağız 5 değil 3 defa doluyorum bu sefer yaprağımızı yaparken trabzan olan yuvaya girdim şöyle 2 şöyle 2 2 ve 2 alarak bakın yaprağımızı oluşturduk Şimdi yine 3 defa tığımı doladım. 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battıya diye sabitleyeceğiz bakın. Şöyle 1 2 ve 3. Üç. 3. tığ battıya girdim. Şöyle 1 2 2 2 ve 2. bu şekilde şöyle tırabzanımızı hazırladık. Yaprağımız da yan bir şekilde yattı. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri kapattım buraya burasını oluşturduk şimdi iki zincirden bu trabzanı 6 tane kirpikle dolduracağız şöyle trabzana kapatıyorum bu birinci kirpi 2 zincir çektim trabzana kapattım bu ikinci 3 toplamda arkadaşlar öbürlerini de saydım 6 tane şer zincirden kirpik alıyor bu trabzan şöyle 5 2 zincir şöyle 6 alt. Evet 6 tane yaptık arkadaşlar şimdi aynı tığ battı ya şöyle sabitleyeceğim Bakın burası önemli bu şeyin düzgün dalın düzgün olması için şimdi aynı tığ battıktan sonra bir tane de yanına sabitleyeceğim Bakın. gördünüz Şöyle ilk başladığım maya geldiğimiz noktaya geldik. Şu kirpik noktasına geldik. Yaprak bakın bu şekil çok güzel duruyor. Böyle oval yağmur damlası gibi yaprak isteyen. Şöyle videomuz yavaş yavaş da anlattım. Dinlersek güzelce bir yaprak yapmış olur. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz dedik ya. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın sık iğne ile sabitledik. Bir tane zincir çekip bir sonraki tığ battıya giriyorum. Sık iğne ile geçişimi yapıp 4 tane zincir çekiyorum. 4 zinciri de bu bir zincirli ara kısımdan girip bakın bu boşluktan girip kapatıyorum şöyle bir zincir çekiyorum hem bu 4 e, zinciri de oturtmuş oluyor bir zincir hem de bakın şöyle sık iğne ile geçip bu da boşluk oluşturduğu için bir zincir bu ikinci çekeceğim 4 zincire de şöyle bakın yuva olmuş oluyor yani bir zincirin yapmış olduğu iki tane görev var. Hem bu tomurcuğu böyle oturtturuyor. Hem de yandaki yuvaya geçişte bir boşluk oluşturuyor. Ve dört zinciri de çekip kapatıyoruz ki buraya bunun için kirpik içinde yuva olmuş oluyor. Evet bakın bu şekilde. Şimdi bir zinciri son olarak çektik tane böyle sık iğne olarak trabzan yapacağız Bakın boşluk kısmını bu şekilde ayarladık Evet şöyle yapmış olduğumuz bu yaprağımızın dalımızın ucundaki yuvanın içerisine sık iğne ile ipimi sabitliyorum 8 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çektim parmağımın üzerine şöyle koyup altından ilmekleri çıkarıp üzerinde zincir çekiyorum bak şöyle bir zincir baştan 3 ilmeği fazla çekmiyorum yuvarlak dursun diye sonra biraz daha büyük fıstığım oluşturuyorum 5. ilmeğim 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şöyle baştaki bir e, şeyi de uzatmayı da saydık arkadaşlar şimdi 15. ilmeği yaptım bu şekilde tığım attım. bakın doldurdum sondan bir ilmek alıp başa kadar bu şekilde içinden ilmeği oynatarak geçiyorum şimdi bunu kapatmadan direkt yeşil yuvadan şöyle bir ilmek çıkarıp buraya sık iğne ile sabitliyorum yanına hemen bu şekil güzel duruyor arkadaşlar üst kirpikleri yaparken bakın şöyle yuvarlak orta boy böyle 15 tane ilmekten oluşan fıstığımı yaptım 9 tane zincir çekiyorum 5, 6, 7, 8 ve 9. Ters çeviriyorum. Bakın şu şekilde tersindeyiz. Şöyle fıstığın tam orta arkadaşlar. 15'in yarısı 8 gibi bir tarafta 8 bir tarafta gibi olacak şekilde. Şöyle aradan ilmek alıyorum. Tığındaki ilmek sık olursa şöyle kapatma işlemi güzel duruyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın. 9 zincirden bir yuva yaptım. İlk ilmeğimi 3 zincirden dönüyorum. Şöyle. Yapmış olduğumuz zincir yuvasının içerisine girip sabitliyorum kirpik oluşturdum. 2 zincirimi çektim. 2 zincir 3 4 5 6 7 8 bakın 8 tane bu şekilde ikişer zincirden buraya kirpiği dolduruyoruz sonra bu yeşil yuvaya sık iğne ile giriş yapıyorum ve şimdi arkadaşlar 13 tane zincir çekeceğim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane zinciri bu şekilde çektim. Şöyle ters tarafına dönüyorum. İlk kirpiğimi bu üç zincirden yapmış olduğum dönüş yapmış olduğum ilk kirpiğimin arasına 13 zinciri sabitliyorum. Yine üç zincirle dönüyorum. Şöyle üç zincirle dönüş. 2 zincir gibi oluyor arkadaşlar. Diğer 10 tane kirpiği de ikişer zincirden yapacağım. Evet, 2 zincir tane şöyle iki zincir üçüncü iki zincir dördüncü şöyle beş altı yedi Şöyle tekrar yapalım. 11'i tamamlıyorum arkadaşlar bu 13 zincirin içine 11 tane yapıyorum şöyle 8 9 10 şöyle 11 evet. bu şekilde ve sık iğne ile buraya yuvaya da sabitleyip Dip kısmına da bir tane zincirimi çekiyorum bir zincir kes, kesmek için güzel oluyor arkadaşlar kopar şey sökülmüyor bakın peli, pelerin de bu şekilde arkadaşlar fıstığımızın e, üzerine pelerin ne fıstık oluyor ismini ben koymadım arkadaşlar arkadaşlar öyle dediği için pelerin fıstık diye şöyle diğerleri gibi İpiniz ne kadar inceltirseniz arkadaşlar o kadar zarif olur. Bakın bu pelerinler fıstıklardan ziyade. Bunlar mesela altın başaktı. Bu ipim leylak ince bir ip. Daha hoş durdu pembesi diğerlerine göre. Evet şu ipleri yakayım temizleyeyim hemen geleyim. Evet pelerinli fıstıklarımız hazır arkadaşlar. Pembe çok hoşuma gitti. İpi ince olduğundan çok zarif ve güzel düştü arkadaşlar. Şöyle sizlerin de tabii ki huzurunda yapıldığı için böyle tatlı durduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir görünüşü var. Bu şekilde bakın iki katlı pelerin kış aylarında sıcak tutar fıstıkları. Çok tatlı oldular arkadaşlar. Evet çok da güzel bir duruşu oldu. Bitince daha güzel gözüküyor. Bakın boya yapıldıkça hoş duran bir model haline geldi. Tabii bunlar beyazın üzerine yapılır ama daha bir hoş duruyor ama renkleri bu şekilde uydurabildim arkadaşlar. Siz istediğiniz renklerden bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle hoş ve zarif bir modeliniz olur. Evet modelim bu. Şöyle göstereyim tekrar. Evet sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.